Ya hasta mısın oğlum? Manyak mısın lan sen? Ya sen ne zannediyorsun ki? Sen beni kaçırdın diye. Güncecek senle evlenecek mi yani? Bu mudur yani? Ya bırak da gideyim ya. Fatih oğlum, kız haklı yavrum. Zorla güzellik olur mu? Bak bu yol yol değil. Sen benim elimde büyüdün. Benim sütümle büyüdün. Vazgeç bu delilikten ne olursun. Bak sütümü helal etmem sana. Zümrüt teyze, gidecek başka yerim olsaydı seni rahatsız etmezdim, merak etme. Hem mesele sütse ben giderken sana bir kasa süt bırakırım, ödeşiriz. Tüh, yazıklar olsun sana lan kör evlat. Yazıklar olsun sana süt oğlan. Zümrüt teyze, demek sen onun süt annesisin öyle mi? Neden? Annesinin sütü mü gelmedi yoksa psikolojik mi annemi izlemek istemedi? İyiyim ama şu an bunun pek bir sırası değil, evet. Bak, bak Fatih, benim okulda çok nüfuslu arkadaşlarım var ha. Her an burayı böyle helikopterlerle falan baskın yapabilirler yani. Ben sana söyleyeyim, sen beni bırak. Arkadaş seçimi önemli tabii. Mesela sen Günçiçek'in arkadaşı olmasaydın şu an burada olmazdın. Bu arada ben Pisledi'yle seni alıkoyduğumu bildirdim ama ne arayan var ne soran. Ben de onu diyorum zaten. Yanlış kişiyi kaçırdın çünkü oğlum sen. Ya ben artık Pisledi'den biri değilim ki. Ben artık Pisledi'yle ilgili değilim. Benim okuldaki arkadaşlarım Furkanlar ve Etkinler. Oğuzhan Aracı'nın oğlunun en yakın arkadaşıyım diyorum sana. Bak bu son şansın ha. Beni saldın saldın. Yoksa bütün İstanbul Emniyeti ayağa kalkar ha. Söyleyeyim yani, sonra söylemedi deme. Fatih. He, gördün mü? Oldum boşuna belayı işte. Çözdü konuşayım ben. Merak etmeyin, beni salmak üzere değil. Boşu boşuna İstanbul Emniyeti şimdi ayaklanmasın. Hadi çöz. Sen zahmet etme, ben bakarım. Çantamı karıştırıyorum. Oğuzhan Aracı kim kızım? Ha, o benim en yakın arkadaşımın babası. Nüfuzlu biridir ha. Gerçi şu an ikinci eşiyle evli. Ay kızı da bir görsen, kız diyorum çünkü resmen Furkan'ın ablası yaşında. Yazık. Kötü bir durum. Para var tabii. Para var, huzur var. Değil mi teyze? Nasıl yani? Şimdi o cimbom denilen kız baştan beri numaradan mı sözlüydü Fatih'le? Tabii ki numaradan teyzeciğim ya. Üstelik bu da biliyordu her şeyi. Şimdi kızın ailesi zart sürtü yapmasınlar diye bunlar böyle aralarında anlaştılar. Sözlüymüş gibi davrandılar, tamam mı? Yazık ya. Cimbom'un annesi Paşa'yla görüşmesine izin vermiyordu çünkü. Çocuk fakir. Fakir ondan. Neyse işte. Sonra Paşa çekip gitti. Yeter ama. Yapma. Yapma Fatih. Yapma. Onu yapma Fatih. Her şeyi yap, onu yapma. Kurban olayım, onu yapma. Ağzıma baktım lan, ne olur lan. Bak Furkan nerede gelecek şimdi? Baktım ona. Ben seni buraya süt annemle beni çekiştir diye mi getirdim? Süt anneymiş. Ben seni süt annem falan değilim. Bak o kız her şeyi anlatmış tek tek baştan beri. Niye koşuyorsun peşinden hala? Zorla güzellik olmaz diyorum.